Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nih. Kişide İslam'ın yaxşı şağılışı, özüne qoğulmağın nərsələrini etibarsız qaldırır. Bu hadis bizni şaqıra faydasız bulğan işlərini qaldırır. Nərsəsi onun faydasız işləri? Qoyşan sen, birər nəsə işləysin, birər əybir siləysin, bu sənə fayda getirmey. Nedə bolsa oxuysun, irənəsin, yatlayısın, qoruysun, bunun sənə faydası yox. Qoyada bolsa barasın, tınlıyısın, oturasın, vaqtını sarf etəsin. Bunun sənə faydası yox. Hər birimiz uylab qarasın. Uylab qara, mana bugün sen ko'pmi narsa ishladin faydalı, ko'pmi narsa sen ishladin senga qo'lmag'in. Senga foyda keltirmag'in. Albatta endi kishi agar o'zini qolgan aybrlargagina iqtibor etsa, o'zini qolgan, o'zini foyda keltirgan aybrlargina ishlasa, vaqtin o'zini foyda keltirgan narsalarga sarf etsa, subhanalloh. Albatta birinchidan bu onun islomning yaxshi shog'ilishi bo'lacaq. İkinciden o kurulacak, neçik anın yığımırı, neçik anın turmuşu günleri özgerecek. Çünkü kişilerin kubisi sokan, ömrünün yartısın, hatta yartısından kubisin, özüne qoğulmağın, özüne fayda getirmağın neslerge sarf ete. Kün başlana, kün ötüp ete. Barasın sen maşinada, nerseye sen tınlısın ol radyonu, nerseye sen tınlısın ol muzikini, bunun hiç faydası yok. Aş dersler, aş Kur'an, aş vaazlar, dini dersler. Şimdi bulmasa, dini ilim bulmasa, aş dünyavi ilim. Neşik işlerge, neşik sağ-salamet bora, neşik hem başkası. Hem bunda da sana dünyanın faydası gelişe. Dünyavi fayda gelişe, subhanallah. Eğer de sen uzun gümrünü, bardik fayda getirgenlerine sarf etsen. Hem de bu kadar hadisinin kapına karşısı, nerse bula, eğer sen uzunun turmuşunu, vaqtını faydasız, özüne fayda getirmə, sənə qoyulmağın nərsələrə sarf etəsən ikən. Əlbəttə indi bu İslamın səndə naşar şağılışı var.